Günün ilk ışıklarıyla uyanırken doğa, Telloğlu'nda insanın emeği toprağın bereketine eklenir. Olgunlaşan başaklar özenle işlenerek ekmeğimizin unu, soframızın lezzeti olur. Topraktan fışkıran nice nebatat hayvanımızın yemi olur. Her sabah binlerce cıvıltı kuluçka tesislerimizde güne merhaba derken, gün bilgi ve tekniğin üretime dönüştüğü meyve bahçelerinde bereket olur. Telloğlu soğuk hava tesisleri yıl boyu sağlık ve kaliteyle saklar toprağın verdiklerini. Toprağın sadece üstündekileri değil, altındakileri de emekle birleştirir Telloğlu mermer tesisleri. Gün, Telloğlu akaryakıtta enerji olur, kavuşmak olur. Güzel ve bereketli bir günün her anında, Telloğlu Değirmen Restoran'da sevdiklerinizle mutlu bir sofra olur. Sizin için güzel bir Telloğlu anı olabilmek bizim için de mutluluk olur. Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuzda psikiyatr uzmanı Doktor Sedat İlgil ile birlikteyiz. Sevgili izleyicilerimiz, ülkemiz hakikaten çok sıcak zamanlardan geçiyor. Toplumsal olarak büyük bir patlama görüyoruz. Bunun karşısında o patlamayı bastırabilecek daha büyük bir durumla cevap verildiğini görüyoruz. Hakikaten sıkıntılı zamanlar. Sağduyulu olmak tabii ki çok çok önemli. Toplum olarak kime nasıl hizmet ettiğimizi bilmek, yaptığımız hareketlerin sorumluluğunun neticelerinin ne olduğunu tayin etmek belki çok zor ama mümkün olduğunca da soğukkanlı ve serinkanlı da bazı şeyleri değerlendirmek lazım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da psikiyatri uzmanı Doktor Sedat İlgil ile birliklerimizde yine özel bir sohbet konusuyla bu konuları işleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz zor kişilikler serisi altında bir sohbet programı yürüttük. Ve sabahki programımızda SBS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için ve yaza girerken yaz dönemi nasıl geçirmeyle ilgiliydi. Bugün birazca daha gündemi paylaşalım istedik. Biz aslında bu konulara böyle zaman zaman giriyorduk. Yani insanların sıkıntı duydukları noktalar neler hepimizin. Hayat gerçekten çok zor. Tabii sizin bir de psikiyatri uzmanlığın yanı sıra sosyolog kimliğini de eklemek üzeresiniz. Bu anlamda sosyal olaylara bakmak belki bireye bakmaktan daha zordur. Çünkü hani birinin gidişatını bilirsiniz de sosyal olayların bir anda nereye gideceği hiç bilinmeyebilir. İşte bir bakıyorsunuz bir çevreci hareket ülkeyi alıp götürebiliyor. Onun altında yatan bir takım nedenler var. Biz tabii bunları ne oldu nesinden ziyade biraz kavramlar üzerinden konuşalım. Özellikle hoşgörü ve uzlaşma terimleri üzerinden sizin bahsedeceğiniz çok önemli şeyler var. Hani hoşgörü nedir, uzlaşma nedir? Bunların altını birazcık çizerek belki meseleye bakmak daha anlamlı olur. Kesinlikle. Öncelikle sabahki programımızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum ama banttan girdi o. Ben hani bu program için yerel bir televizyonda olsa bunun yapılarına çok mutlu oldum. Çünkü FaceTime'de izleyip insanlara sürekli sakin olun telkinde bulunmaya çalışıyorum. Ama en çok sorulan soru neden medyada yer almıyoruz? Küçücük de olsa KRT'de bunları konuşabilmenin yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanımız bu konuda çok haklı. Çünkü Suriye'de şurada burada olan en ufak bir mahalle çatışması bile günlerce bizim medyamızı meşgul etti. Malum evet. Kanallarımız. Hani malum kanal demekte de bir sakınca yok. Bunların adları her yerde de var. Özellikle üç büyük kanal, haber kanalı olduğunu iddia eden. Yani belki hani magazin ya da müzik kanalı falan olsa zaten kimse böyle bir şey beklemez onlardan da. Üç büyük haber kanalının vermiyor oluşu insanları çok rahatsız etti. Ve artık herhalde bundan sonra üç kanalı da izlemeye gerek yoktur falan diyorlar insanlar. Çünkü zaten bir şey vermiyor. Bundan sonra da onların beyin yıkamasına girmeyelim diyen de çok insan duyuyorum. Eğer konuşulabilse, bunlar tartışılabilse bence basınç düşer zaten. Evet. Hani demokrasinin gereği de. Tabii. Demokrasi Churchill'in dediği gibi en iyi rejim değil ama elimizdekilerin en iyisi. Evet. Yani bir de bir kanal var sadece çok veriyor bu olayları, canlı yayın yapıyor. Katılmıyorum o kararında, o kanalında yaptıklarında. O kanalın da ilk günkü şeyi çok kışkırtıcıydı. O da herhalde biraz
fark etti. Hani böyle hani böyle sanki bir devrim oluyormuş gibi bir şey. Yani çok kışkırtıcı yorumlar yaparak deniyordu. İkinci gün baktım daha ılımlılaşmış. Ben, o kanala katılmıyorum ama yalnız o kanala çıkan yorumculardan bir tanesinin bir televizyonlarla ilgili şöyle dedi. Onu da ileteyim. Ondan size vereyim. Aslında dedi bütün kanalların göstermesi lazım. Gösterseler bu kadar zaten olay büyümez dedi. Çünkü evet. dedi insanlar dedi bu görüntüleri dedi internet ortamından izliyorlar ve internet ortamında her türlü fitne fesat da şey yapılabilir. Ben de bunu yayılabilir. Söylüyorum. Evet, tartışılabilse, hani münazara edilebilse, bu açıklığı da görülebilse, doğru bilgi akışı olsa sorun olmayacak. Tabii. Ama bir sıkıntı var orada. Yani bu da o hoşgörüsüzlüğümüz, daha doğrusu uzlaşma kültürümüzün olmaması ile ilgili bir şey. Bununla ilgili bir şey. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Belki bir katkımız olur. Yani ben kanalların da bu toplumda okuyup yazan, düşünen insanların da her bireyinde oluşan her çatışmada ya da oluşan her sakin duruma katkısı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada tarafsız olmak, bana yangınla itfaiye arasında tarafsız olmak gibi geliyor. Doğru değil. Bizler sakin, uzlaşmacı ve mantıklı olanın, bizim ülkemize, kentimize doğru olana katkıda bulunmak için uğraşmalıyız. Yoksa bana yaptıklarımız doğru gibi gelmiyor. Bu konuştuklarımız aslında bugüne kadar konuştuklarımız ve kişiliklerle ilgili konuştuklarımıza çok benziyor. Biz Türk toplumundan örnekler vermiştik. Hani 9 yaş gibi işte inkar savunmasını kullanıyor, karşı tarafa projekte ediyor gibi. Buradaki öfkelerde bunlar var. Herkes için geçerli bu. O yüzden hani bunların sonucunda oluşan iki kavramı tanımlayalım biz. Türk toplumunda aslında daha ayrıntılı ben bunu anlattım ve setirgil.com'a koydum hoşgörü ve uzlaşma diye. Face'ten de paylaştım. Türk toplumunda hakim olan şey hoşgörü kültürü. Ben bunu taradığım zaman tolerans diye çevrilmiş Batı dillerinden. Tolerans da dini kökenli bir kelime, Latince. Ve büyük mezhep kavgaları, dini kavgalar sırasında önce kilise 14. 16. yüzyılda kullanmaya başlamış. Yani karşı taraf gibi düşünmesen de ona katlanmak diye geçiyor. Bizim hoşgörümüzde de böyle bir şey var. Sanki lütuf. Bir lütuf aslında. Yani bu çok rahatsız edici. Bunu yani baba çocuğunu hoş görür. Çünkü mesela. Büyüktür, biliyordur, güçlüdür. O küçük çocuk beceriksiz velet filandır yani böyle bir şey. Çocuk güçlü kuvvetli babasına hoş göremez. Hani ancak güçten düştüğü zaman hani yaşlıysa bir şey evet. Avuk şeyler yaparsa çocuk da güçlü olmuşsa o zaman babasını hoş görür yani. Bak bu da çok ilginç bir nokta. Biz bunu sadomasoşistik ilişkide konuştuk. Güçlü olan taraf güçsüzleştiğinde öbür tarafta onun rolüne geçiyor. Evet. Bu yüzden de bugün şiddet uygulayanların, vuranların, kıranların ya da daha çok şiddet uygulamayı düşünenlerin hani bu anlamda dikkat etmeleri gerek. Hani mahkeme kadıya mülk değil. Yani Sayın Evren bugün yargılanıyorsa ve bu iktidarın çok büyük başarılarından biri olarak görüyorsak, hani darbecileri yargılayabiliyorsak hepimiz yasal, hukuka uygun, makul davranmalıyız. Güçlü olan öbürünü ezmemeli. Tabii, işte atalarımız güzel demiş, sap döner, keser döner, bir gün gelir hesap döner diye, değil mi? Yani... Şimdi bu oluyor zaten ama o işin tarih ve politika kısmı. Şimdi hoşgörü de hani sırf toplum değil, psikiyatri de çok sık kullanıyoruz. Benim hoşgörü ve uzlaşmayı en çok tanımladığım yer eş terapileridir. Kadın oturur karşıma der ki 10 yıldır ben bunun anasına hoş görüyorum. Kardeşine katlanıyorum falan. Ya, adam da orada başka bir şeylere katlanıyor. Yani kadının nesine katlanıyorsa artık. Kardeşim katlanmayalım. Hoş görme. Katlanma. Hoşlanmadığın şeyi koy ortaya. Tartışalım. Hayır, halledebildiğimiz kadarını halledelim. Sonra bir daha tartışalım. Sonra bir daha. Bunun adı adım adım pazarlık tekniğiyle uzlaşma. Aradaki fark ne? Hoşgörüde ben karşı tarafla ilgili en ufak bir şeyi içime almıyorum. Empati yapmıyorum. Ama adama mecburum. Ona tahammül ediyorum, ona katlanıyorum aslında. Tamam da yakın ilişkilerde bu olmuyor. Yani eşimle olmuyor, çocuğumla olmuyor. Uzlaşmak zorundayım. O piercing yaptırmak istiyorsa tartışmalıyım. Yani oğlum benim kültürümde bu olmuyor. Hani deldireceksen de kulağını küpe takacaksan da lütfen evde, benim çevremde, mahallede istemiyorum. Çünkü ben bunu kendi çevreme açıklayamam. Dememiz gerekiyor bunu. Onun da bunu anlaması lazım.
o kulağını deldirmekte özgür olabilir ama hani babasını, dedesini, mahalleyi değiştiremez ki ve onları zor duruma, beni temsil ediyorsun evlat olarak, eş olarak. Beni zor duruma düşüremezsin. Birbirimize dikkat etmeliyiz biz. Birbirimizin yaşam hakkına özen göstermeliyiz. Yani eğer ben senin konfor olarak zorunlu değil, giyinmene, başını örtmene ya da başını açmana, alkol almana ya da almamana, kentindeki bir olaya karar vermene ya da vermemene, seni hiç dinlemezsem, seni bu kadar yok sayarsam, inkar edersem seni, o zaman ben kendimi rahatsız, huzursuz hissederim. Güvende de hissetmem. Çünkü bugün benim kulağımı, saçımı, başörtümü, mahallemi önemsemeyen yarın beni önemsemez. Ben korkarım o zaman senden. Yani burada bir sıkıntı var. Bunun yolu buna hoşgörü göstermek değil. Çünkü hoşgörü gösterdiğinde, dişini sıktığında da biliyorum ki bir şey biriktiriyorsun. Zamanı gelince bana haddimi bildireceksin sen. Bu çok rahatsız edici. Yani biriktirmeden çözmenin yolu ne? Bunun yolu pazarlık ve uzlaşma. Gerçi bu kültürün öğrenmesi gereken, bu coğrafyada öğrenmemiz gereken bir kültür bu. Uzlaşma ne? Uzlaşma birbirimizden karşılıklı verdiğimiz ödünlerden oluşan bir anlaşma. Hiçbirimiz memnun olmayacağız. İkimize ödün vereceğiz. Sadece sen ödün verirsen seni teslim almış olurum. Bu doğru değil. Sen de ödün vereceksin, ben de ödün vereceğim. Mümkün olan en az ödünü vereceğiz. Kırmızı çizgilerimizi zaten biliyoruz. Ama mümkün olan en az ödünü. Ben bir ödün aldığımda bak bunu da alabilir miyim diye kanırtmayacağım. Şu an şu anki insanların belki kızdıkları şey bu diye düşünüyorum ben. Çünkü bir şey söyleniyor, toplumun bir tepkisine bakılıyor. Başka bir yoldan bir daha zorla, güçle ya da kandırarak ya da bir şekilde geçiyor. Hiç dinlenilmediğini düşünüyorsunuz. Sorun bence ağaçlar falan değil. Yani insanların o biriken tahammülsüzlüğü, öfkesi, hatta korkusu. Tabii. Korku birikti. Yani bu yüzden bunun açılması, konuşulması, aslında bu kriz bir uzlaşma fırsatı olabilir. Yani hükümetin çıkıp ya da yönetici insanların değişik kademelerden, yani Sayın Erdoğan güçlü bir egoya sahip. Geri adım atacağını çok düşünmüyorum ben onun bu yapıyla. Ama etrafındaki insanlar, İçişleri Bakanı birileri çıkıp özür dileriz dese, geri çekilse. Tahmin ediyorum çok büyük olaylar olmayacaktır. Çünkü polisin girmediği yerlerde kışkırtıcı olanlar haricinde kimsenin olmadığını görüyorum. Ben sorun olmadığını görüyorum. İnsanlar tepkilerini gösterebilmek, korkularını aşabilmek için o coşkuya ve birliğe ihtiyaç duyduklarını hissediyorlar. Benim gözlemim bu. Ben 2-3 gündür bakıyorum sokaklara, çıkıyorum, aralarında dolaşıyorum ve bakıyorum bunu, gözlemlediğim bu. Bunun bir gerçekten bir basınç azaltma, bir fırsata dönüşmesi için sakin olmak gerek. Ve uzlaşmaya açık olmak gerek. Bu noktada birileri geri adım atmalı. Bu halk devletine sahip çıkan, seven bir halk. Tabii. Yani ben orada göstericilerin alanları ve sokakları temizlediğini falan görüyorum Taksim'de. Süpürdüklerini görüyorum kadın, çoluk, çocuk. Yani paylaşan olan fotoğraflara bakarsanız. Hani bu çok uzlaşmaya yatkın bir zemin var gibi duruyor ortada. Evet. Bunun daha sertleşmemesi lazım. Bunun hani... Hani zaten bakıyorum bu sanatçılarında vesaire de şey yapıyor. Hani ekonominin iyi olmasını çok istiyoruz. Askeri vesayet olmasın. Hakikaten demokrasi olsun. Güzel şeyler var. Evet, evet. Bunları istiyoruz ama bizi de yok sayılmamızı istemiyoruz diyor. Yani eğer bir hukuki bir süreçte bir karar da alınmışsa o da saygı duyulsun isteniyoruz. Tabii. Ben vatandaş olarak nasıl saygısızlık edemiyorsam hukuka, yöneticiler de etmesin diyoruz tartışması. Tabii yönetici yani oraya getiren yasa, yasaya o da uyacak. Parti, bakıyorsun ne bir parti var ortada, ne bir şey var. Hatta hani mesela MHP dedi biz yokuz dedi bu gösterilerin içerisinde. Hani. Evet, ilk gün haricinde ne BDP ne MHP işin içinde yok. Yani. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım, hani buradaki uzlaşmayı biz bilmiyoruz. Yani kültür olarak, toplum olarak da bilmiyoruz. Zaten hiç bu kelimeyi duymadım ben partililerin ağzından. Hangi parti olursa olsun bu. Uzlaşma çıkmasa hep hoşgörü çıkar. Hep hoşgörü çıkar. Uzlaşma kültürü niye doğmuş? Şu nedenle
bakmışlar ki hoş görmek yetmiyor. Çünkü bir şekilde gettolar oluşuyor. Sonra onlar birbirlerinin kafasına odunları yine vuruyorlar. Avrupa bunu son savaşta 45 milyon insanın ölümüyle öğrenmiş. Ve şuna karar vermişler. Demokrasi çoğunluğun dediği şey değil. Zaten tarih boyunca çoğunluğun dediği, güçlünün dediği olmuş. Bu demokrasi değil. Evet. Bu diktatör ya. Demokrasi azınlığın da sesinin duyulduğu yönetim. Yani Türkiye'de 500 kişilik bir etnik grup eğer kendi etnik sesini güven içinde, huzur içinde yaşayabiliyorsa, eğer iki kişi ben senin gibi düşünmüyorum ama böyle olmalı diyebiliyorsa, olabilir diyorsa sorun yok. Bununla ilgili size bir örnek vereyim. Türkiye'de galiba medeni yasa tartışılırken gömme usulleri ilgili tartışmalar oldu. Türkiye'de ceset yakmak yasak. Fakat bir sürü insan bunu istiyor. Biliyorsunuz ünlü sopranomuz kendisi İtalya'da yakıldı ve külleri boğaza serpildi. Leyla. Evet. Şimdi hatırlayamadım soyadını. Gencer. Leyla Gencer. Gencer. Türkiye'de bu yasak. Bu söylendiğinde bu bizim inancımızda yok dendi. Tamam da başka insanlar bunu talep ediyorlar. Yani sana karışmıyor ya da tam tersi bir şey. Balıkesir'de bir gayrimüslim öldüğünde gömüleceği bir mezarlık yok. Yani bizim aramızda yaşayan gayrimüslim insanlar var. Gelin olarak gelmiş, çalışan olarak gelmiş. Burada vefat ettiğinde biz onu nereye defnedeceğiz? Bahçeşme'ye. Ama orası bir Müslüman mezarlığı. Bunu yapabilecek kadar uzlaşmacı olabiliyorsa Türk toplumu ben secde ederim yani bu topluma. Ama en ufak bir gerilimde Ermenistan'la kavga ediyoruz. İşte filanca yerdeki Ermeni mezar taşları kırılıyor. Filanca yerde sorun oluyor, gömülemiyor. Yani bununla ilgili geçen olaylar olduğu için söylüyorum. Bu yani hoşgörü burada işe yaramıyor. Gerilim olduğunda gidip adamın mezarına da zarar verebiliyorsun. Bu kültür iyi değil. Aynı şeyi Ermeni de yapıyor. Çünkü aynı coğrafyadan çıkmış zaten. O da hoşgörülü ama uzlaşması yok. Ben Kıbrıs'ın, Ermeni sorununun bir sürü sorun Yunanlarla olan hani kavgalı dövüşlü bu sıkıntımızın hepsini buna bağlıyorum artık. Yani bilmiyorum bu coğrafyada böyle bir şey olmamış tarihin. Hep hoşgörü olmuş, hiç uzlaşma olmamış. Yani dengeleri koruyan büyük güç yani devlet Osmanlı o zaman birbiriyle sorun yaşamamışlar hani bir şekilde hakkın adaletini teslim etmiş yani. Büyük patron bir Roma barışı olmuş yani güçlü tepede durmuş. Kimse de kimseye gıkını çıkarmamış, karışmamışlardı. Ben Osmanlı İmparatorluğu altında bu kadar kültürün karışmadan yaşamasını da hoşgörü değil, uzlaşma kültürünün olmamasına bağlıyorum. İnsanlar kendi mahallelerinde, kendi gettolarında yaşamış. Hani Müslüman mahallesi, işte Levanten mahallesi, Çingene mahallesi gibi mahalleler oluşmuş. Buna bağlıyorum. Bu yüzden dilleri de kaybolmamış, asimile de olmamışlar. Hani Polonyalılar Polonyaca konuşmuş Polonezköy'de. İspanyollar seferat dili konuşmuş Galata'da. Hiçbir şey değişmemiş. Herkes kendi mahallesinde aynı İspanya'da gibi yaşamış. Bugün aynı şey bizim göçmenlerimiz, Almanya'daki yurttaşlarımıza da var. Oluştukları mahallelerde gittikleri yılın anlayışına göre yaşıyorlar. 1973'te göç etmiş. Hala öyle düşünüyor ve yaşıyor. Ya kardeşim sen Alman toplumundasın. Çocukların Alman vatandaşı olmuş. Gelinin var Alman. Hani Almanca öğrensene sen kaynana olarak. Bu toplumun içindesin. Hayır öyle yaşamıyor. Hala buraya geldi. Ay çok pisler. Domuz yiyorlar ya da şunu yapıyorlar. Bunu. Ya sen yemeyebilirsin. Ben Hintli arkadaşlarımın biz et yiyoruz diye bana söylediklerini sana aktarsam dudağını uçuklar. Onlar da tofu diye garip bir şey yerken ben beğenmedim. Yani... Yani de onlara tuhaf bakıyorum. Ne yapayım şimdi? Döveyim mi onları? İnek eti yemiyorlardı. Dünyanın en aptalca düşüncesi, karşındaki adamın kafasına odunla vurursam, gaz sıkarsam, coplarsam benim gibi düşüneceğim düşüncesi. Haddini bildirmek. Şunu haddini ya, bildireyim. Sadece kemikleştirirsin. Bu devirde bu olmaz. Bu devirde bunun olacağına inanmıyorum. Bu çok yanlış. Bir de çok biz daha bir yıl oldu. Bir yıl oldu Arap Baharı geçirdi. Yani değil mi? Bir buçuk yıl oldu. Hani bunu gördük denendi yani.
her türlü envai çeşit baskı, yöntem, gaz, silah, sopa, işkence denendi ya. Böyle olmaz. Böyle olmayacak. Bu yüzden ben şeyde çok minnet de duyuyorum. Yani çok Face'ten gelen çok güzel fotoğraflar gördüm. Karabük'te polisleri gördüm. Hani eylemcileri sınırlamışlar. Onların güvenliğini sağlıyorlar. Tabii. Ama şimdi polis zaten hani polise kızılıyor da polis görevini yapıyor. Ne emir verdilerse. Tabii de Denizli'de mesela. Yani olay şimdi olmayan yerler çünkü müdahale yok. Burada bence birinci derecede şey olan bu olaylardan pay çıkartılması gereken kişi o. Ya, Emniyet müdürü, valisi. Şimdi finaller daha bu hafta sonu geçti. O yüzden hani bir şey diyemiyorum. Ama hani er ya da geç olacak o diploma ama hani taze böyle sadece bu konuda meraklı ve okuyan biri olarak diyeyim. O etiketle konuşmayayım ama politik alanı hiç bilmiyorum. Ama elbette ki Aristo'nun dediği gibi diyor ki 40 şehir devletinin yasalarını inceledim. İyi ya da kötü yasa yoktur. Yasanın iyi ya da kötü uygulaması vardır diyor. Gerçekten uygulama çok önemli. Tabii. Ben bu noktada Balıkesir'de olayların büyümemesini, Balıkesir'de olayların artmamasını, buradaki polisin sağduyusuna, buradaki yöneticilerin iyi niyetine, yumuşaklığına bağlıyorum. Balıkesir halkının o muhteşem sağduyusuna ve yumuşaklığına bağlıyorum. Ha, olmuştur. Kışkırtmalar, şunlar bunlar olacaktır da yani. Bunların olmaması için uğraşmalıyız. Burada en büyük görev bence Balıkesir'deki iktidar gibi düşünen AK Parti yanlısı ya da Sayın Tayyip Erdoğan'a bir şekilde hayranlı olan insanlara düşüyor. Bu insanlar mutedil davranmalılar, sakin olmalılar, uzlaşma yönünde hareket etmeliler. Doğru ve net olanlar konuşulması için uğraşma. Değişik platformlarda bunlar konuşulup karşı taraftaki yani, insanlar ne diyor? Tabii ne diyor işte dinlemek çok önemli. Yani şöyle düşünürseniz ki böyle genellikle böyle düşünülüyor. Hani dostlarımız, arkadaşlarımız çok. İşte Türkiye çok güzel ilerliyor. Bu ilerlemesi önüne durdurmak için dış güçlerin bir oyun işte Arap Baharı'nı zaten yapmak istiyorlardı Türkiye'de de böyle bir şeyi. Halk da galeyana geldi. Hükümeti çökertme çabaları. Yani hükümeti çökertme çabası varsa hükümet oyuna gelmesin zaten. Yani hükümeti çökertmeyi bırakın. Bu ülkeyi yok parçalamak. Bizleri köleleştirmeyi zaten hedefliyor dış güçler yüzyıllardır. Yani değil mi? Defalarca Haçlı Akını yapmışsın, Haçlı Seferleri yapmışsın. Birinci Dünya Savaşı'nda gelmişsin. Yani zaten bizi yok etmedi. Ama sorun bu değil. Sorun sizin buna karşı ne gibi önlemler ve gelişmeler aldınız? Şimdi hükümeti yıpratma, çökertme çabası varsa o zaman hükümet bu oyuna gelmemeli. Yani burada oradaki 60 yaşındaki teyzemiz mi hükümeti çökertecek ya da genç öğrenci çocuğumuz mu hükümeti çökertecek? Tamam. Bazı şeylerde dediniz ki uzlaşma hareket etse zaten hemen biterdi. Hatta hemen ilk Sayın Başbakanımız şey dedi, göstericilerden eylemlerine son vermelerini rica ediyorum dedi. Bu rica ediyorum kelimesi bile bir an bir şey yoktu hani bir yumuşama sinyalleri verdi ama daha sonra şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, gerekirse şunu da yıkacağız, bunu da yıkacağız dedikten sonra gene alevlendi yani. Hani değil yani sizi bir şey yıkmak istiyorsa hakikaten hani hükümete zarar vermek istiyorsa o zaman hükümet gerçekten hani burada hani akil adam hep arada durdular. Yani akil adamlardan mı alacaklar akıl? Nereden alacaklar? Bir şekilde bu işin uzmanlarından mı? Bir şekilde uzlaşma gerekiyor. Hani yok sayamazsınız. Hani. Tabii beni yani fırında yakmayacaksan ya da öldürüp gömmeyeceksen ama yani sanırım %50'yi geçmiştir artık. Çünkü öfke çok fazla ve benim gördüğüm fotoğraflarda oldukça mütedeyyin, oldukça yaşlı başlı, başörtülü hanımlar da görüyorum. Onlar da yani bu şiddet fazla diyorlar. Zaten bu sağduyuya ihtiyacımız var. Bu her iki kişiden birini fırınlarda yakmayacağına göre, bu insanları öldürmeyeceğine göre şunu da anlamak lazım. Polis devleti olarak bir yere ulaşılamaz. Yani bilmiyorum zaman zaten, var mı ama... Reklama 3 dakikamız var. Yani bunu da konuşalım. Ekonomiyi de güçlü istiyorsak, ülkenin de iyi gitmesini istiyorsak da uzlaşma kültürüne ihtiyaç var. Bunun çıkma nedeni bu zaten. Öbür türlü sadece sopa gücüyle gidersen, polis gücüyle gidersen olacak olan şey güvenlik harcamalarının artmasıdır. Bu vergi olarak yansıyacaktır. Ben hiç konuşulmayan bir cümle kurayım. Belki arada konuşuruz, aradan sonra bunu konuşuruz. Aslında topluma gelen önemli şeylerden biri Türk devletinin bir yasa devletine dönüşmesi ve artan vergi yükü.
Benim gördüğüm o sokaktaki orta sınıf insanların en büyük sıkıntısı, bu insanlar gerçekten zordalar. Her anlamda, para anlamında, vergi anlamında, trafik anlamında, yani sıkılıyoruz. Ben bu bunaltıyı hissediyorum. Meslektaşlarım üzerinde görüyorum. Herkesi çok bunalttı bu sistem. Biraz dur, tabii, gevşet ve bizi dinle. Tabii Türkiye büyüyor, ekonomi de büyüyor ama bize yansımıyor, biz küçülüyoruz. Birilerinin sırtının üstünde büyüyorsa tabii insanlar buna tepki gösteriyor. Özellikle hani polisi trafik cezası yazarken, onu yaparken, bunu yaparken görüyorsa devamlı. Bahsettiğiniz bir şey. Tabii rahatsız ediyor. Bu uzlaşma kavramı üzerinden yine isterseniz devam edelim reklam. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Uzlaşma konusuna devam edecek olursak, reklamlara geçmeden önce bir hani cümleyi kullanayım dediniz. Özellikle hani orada isyan eden kesimin sıkıntılı. Evet. Şimdi bizim orta direk ve altı dediğimiz kesim mi daha çok? Evet, yani dediğim gibi çok politikadan anlamıyorum ama orta direk tanımını Sayın Özal yapmıştı rahmetli. Gerçekten bir toplumun en güçlü kesimi aslında esnek olan, kendini kolay değiştirebilen orta direk. İngiltere 1980'ler sonrası çok büyük bir ekonomik yıkım yaşadı. Çünkü üretemedi. O kadar büyük sanayi tesisleri kurmuşlardı ki bunları bir anda değiştiremediler. Yani mekanik bir üretim fabrikası kurmuşsun. Binlerce dönüm alanda vesaire yatırım yapmışsın. Japonlar geldiler. Onun onda biri alanda küçük küçük bir sürü şey ürettiler. Sen onları değiştiremedin. Küçük çaplı işletmeler daha iyi yaşıyorlar. KOBİ denen tarzı olanlar çok daha esnekler ve daha iyi yaşıyorlar. Büyük işletmeler çok dönemleri çok hızlı kapanıyor. Yani büyük ham madde üretmiyorsan, maden falan değilsen çok hızlı bitiyorsun. Bu anlamda orta direği güçlendirmek ekonomide de, devlette de, halkta da, yani orta direği güçlü toplumlar iyi oluyorlar. Bunun yolu orta direk dediğinde çok geniş bir kesim. Orta direk kavramı tabii Özal şeyden getirmişti. Yani hani biz çadır sonuçta yörükler falan bilir. Ortada bir direk vardır çadırın. Toplumu ayakta tutan tabaka. Anlamında orta direk. Bunun için gelir dağılımımızın iyi olması gerekiyor vesaire. Şimdi Türk toplumu petrolü falan yaşayan bir toplum değil. Türk toplumunda devleti bu kadar zengin yapan şey bizim emeğimizi ürettiğimiz artı değer. Ve bundan elde edilen vergi. Sokakta yürüyen herkesten sağlık sigortası priminden, vergisine, temizliğinden, şusuna busuna, arabadan, her yerde, her dakika gelir vergisi de alıyorsun, tüketim vergisi de alıyorsun. 1970'lerde tüketim vergileri yoktu. Suda, şunda bunda vergi yoktu. Çevre tüketim vergisi yoktu, ÖTV yoktu, KDV yoktu. Tüketim vergisi alıyorsan gelir vergisi almamalısın. Yani sen beni aslında iki kere vergilendiriyorsun. Şimdi biz buna itiraz etmedik, edemedik. Sonra deprem oldu. Deprem vergileri geldi bir yıllığına. Tekrar onlar da kaldılar. Sonra giderek fonlar eklendi. Şu an Türk halkı kazandığı paranın kafadan yarısını devlete veriyor. Ciddi bir ekonomik sıkıntısı var bu toplumun. Biliyorsunuz 2012 yılının gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. 3 banka ilk 3 sırayı paylaşıyor. Sonra da ilk onda da bir sürü banka var, kurumlar vergisinde. Sadece bankalara borç ödüyoruz, devlete ödüyoruz. Ciddi bir sıkıntı var. Hani IMF'ye biz borçlanmış olabiliriz ama ben halkın çok borçlu olduğunu görüyorum. Çevremdeki herkesin böyle olduğunu görüyorum. Bir yandan da yaşama biçimiyle ilgili sıkıntılar algılamaya başladı insanlar. Onu yapma, bunu etme. Ben bunu Balıkesir'de nasıl hissediyorum? Parktaki ağaçları, yani 100 yıllık ıhlamurları niye kestiler anlamış değilim. Niye bize sormadılar? Bir gecede neden kesiyorsun bunu yani? Park daha mı iyi oldu? Ya da valilik de hani mesela haber yapıldı falan dedi. O zamanki valimiz bayağı bir şey yapmıştı, hani rahatsız olmuştu. Mesela şimdi kupkuru valilik binası ortaya çıktı. Önceden valilik binası gözükmezdi yani. Ve oynattınız mı bazı şeyleri, bir de kuruyor ağaç, yani bıraktığınız ağaç da kuruyor. Kesinlikle sonrasında. Yani bir de sen 5 yılını seçilmiş bir belediye başkanısın. Sonra da seçilemedin ama 100 yıllık ıhlamuru nasıl kesiyorsun? O bu kente ait bir şey. Yani ben seçildim ve başkanım diye her şeyi yapabilmeli miyim? Bu çok yanlış. Parkın içinde beğenilsin beğenilmesin. Yemek yiyebildiğiniz işte restoranlar vardı. Onları kaldırdın. Öbür tarafı kaldı. Ben şimdi sokaklarda bira şişeleri görüyorum. Parkın içinde orada burada gece geçerken bira şişeleri görüyorum.
Tamam yani ayık bir nesil istiyoruz, ona itirazım yok ama senin gibi düşünmeyenleri ne yapacağız? Yani bu insanların oturup rahat gidebileceği yerleri kaldırıyorsun. Giderek bunlar sınırlanıyor. Yani sigara benzer bir şekilde. Biliyorsunuz bu olaylardan bir gün önce kapatırım hepsini dedi. Ya tamam dışarıya tabelalar koydular, bir tenteler yaptılar. Hani buna rağmen insanları kapatmayı falan düşünüyorsan bu insanlar yaşamak zorundalar. Yani beğenmediğini yasayla döverim, atarım, yasaklarım dersen biz ya nerede yaşayacağız? Hani bir mekan bizi kurtarılmış bir alan bırakacaksan ben orada rahat edeyim. Yani. Tabii yaşamak zorunda bir de şu var. Her milletin güçlülük unsurları yani temelleri vardır. İşte teknolojik açıdan güçlü olacaksınız, ekonomik açıdan güçlü olacaksınız ve nüfus açısından da güçlü olacaksınız. Yani, dünyaya egemen olmuş toplumlara baktığınız zaman hani güçlülük basamaklarına burada bir uzmanımız gelmişti. O öyle demişti mesela nüfus dedi çok önemli bir güçtür dedi hani tabii. Dünyada. Şimdi siz nüfusunuzu kısıtlı yaşam hakkı da tanımazsanız eğer işine gücüne o üç çocuk hedefine de ulaşamazsın. O zaman üreten bir insan da kalmayacak yani tabii. Baktığınız zaman. Yani ben Balıkesir'den bahsediyorum niye bunu aldığımızla ilgili. Örneğin çok konuştuk biz bunu sizinle. Doğum evini niye kapatıyorsun? Türkiye'nin ilk doğum evidir. Bu kentte 540 bin kadın yaşıyor. Evet. Orayı kapatıyorsun, psikiyatri bölümünün yaptığı. Ben ilk oğlum özel hastanede doğmuştu Ankara'da. İkinci oğlum doğum evinde yaptım doğumu. Özel hastaneden çok daha güzel bir ortam. Değil mi? Bu toplumun söyleyebilirim yani. Kadınlara özenini, bu toplumun tabii. O kadınların namahremiyetini özenini gösteren bir şey bence. Hani bir iktidarın ideolojisine çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ama orayı kapattı. Bunları neden yaptığını soramadık, sorgulayamadık. Daha doğrusu yanıt da alamadık. Yani sorduk aslında. Eğitimi, yani eğitimle ilgili kısmını anlayamıyorum. Hani zaten çok konuştuk biz bunu. Eğitimde karnesi çok kötü olduğunu düşünüyorum. 10 yılda Balıkesir'in. Sağlıkta bir sürü şey küt yapıldı. Beğenilebilir, beğenmeyebilir ama gidişattan giderek hoşnutsuz olanların oranı artıyor. Hekim camiası için söyleyeyim. Hani son bir ayda benim bildiğim çok da nitelikli ve yetenekli en az 10 hekim devlet görevinden istifa etti Türkiye'de. Yani tanıdığım kardeşimdir, şudur budur vesairedir. Arkadaşımdır. Çok mutsuzlar. Çok sıkıntılılar. Şimdi siz insanların kazanma, nefes alma, yaşam alanlarını daraltıp sonrasında dahasını da istiyorum dediğinizde bir noktadan sonra hani korkunun ecele faydası yoktur mu oluyor? Arsızlaşıyor mu? Abicim benden sonra tufan mı oluyor? Kaybedecek bir şeyim yok mu oluyor bilmiyorum. Bu yüzden benim elimdekilerle ilgili yaşamımı rahatlatacak, uzlaşacak mesajlara ihtiyacım var. Gerçekten uzlaşıcı ve yapıcı bir tutumun çok şey değiştireceğini ve şu an yaşanan bu krizin AKP'nin içindeki kurmayları, ideologları tarafından iyi değerlendirirse bir fırsata dönüşebileceğini görmelerini çok isterim. Yani geri adım atıp, evet bu kültür sindirilmelidir. Yani radikal bir bakış açısıyla, sadece ideolojik, mistik bir bakış açısıyla yaklaşmadan bu toplum çok değerli ve çok kültürlü bir toplum. Bu toplum çok farklı kimliklerden oluşan bir toplum. Bunun üzerine gitmek, hani bunu çalışmak önemli olabilir. Yine bununla birlikte çok eleştirildiği için Sayın Bahçeli de eleştirdi. Hani üçüncü köprü Yavuz Selim Köprüsü olacak. Şimdi bu ülkede yaşayan insanların bu konuda hassasiyeti var. Abicim köprünün ismi bu ya. Atla deve değil yani. Bu geri adım atmak değil yani. Tabii. Hemen kapat orada. Böyle bir hassasiyeti çok önemsiyoruz. Birleştirici olsun. Yunus Emre Köprüsü diyelim de. Bir Fatih, bir savaşçı vesaire olmasın artık. Yani birleştirici bir fikir adamımız, felsefecimiz, şairimiz, hepimizin benimsek işte bizim dediğimiz bir şey olsun. Mevlana Köprüsü de. Yani bunu çok önemli buluyorum. Yani bu çok Fethullah Köprüsü de ya. Vallahi itirazım yok yani. Ama öbür kesimin buna itirazı var. Yani diyor ki burada bir sıkıntı var. Hatta yani Atatürk Köprüsü de. Sen de yani bunu. Bu birleştirici bir unsur. Bunu istiyorum. Anadolu Köprüsü de.
Tabii. Yani bu bir isim sonuçta sadece. Avrasya'da iki kıtayı birleştiriyor. Evet. Yani bu isim şey toplum bunlar... tarafından kabul görüldüğünde sadece ayrıştırıcı bir şey. Ama kabul görmediğinde eğer diken gibi orada duracaksa yönetimin görevi bu değil midir? Çatışmadan çözmek. Siyaset biliminin tanımı bu değil mi? Kaynakların paylaşımı sanatı. Bunu çatışmadan, kafa göz yarmadan paylaştırmak değil mi? Uzlaşmacı olmamız gerekmiyor mu bu konuda? Yani bu kültürün oturması gerek. Zaten bizim aslında baktığımız zaman böyle bu tip sorunlarımız yoktu artık yani. Bitirmiştik hani değil mi? Tabii ki. Ben yani. Sokağa çıkan insanlara bakıyorum. Yani, bu insanlar başörtüsünü onu bunu çoktan aşmışlar. Bitmiş bu olay. Tabii. Dertleri, bence dertleri ne Sayın Erdoğan ne Sayın AKP yönetimiyle ne de başka bir şeyle. Şu an yalnız şöyle bir öfke var. Polisin yani orantısız şiddetiyle ilgili ciddi bir birikim olmaya başlamış durumda. Yani Face'ten izlediğim, gördüğüm kadarıyla. Ve eğer hani bir yaklaşık 24 saattir de eli sopalı insanlar sokaklarda dolaşıyor gibi söylemler geliyor. Ama provokatörlere kanmayın diye de çok sağduyulular. Yani insanlar çok ciddi uğraşıyorlar. Bununla ilgili şeyler geliyor. Bu eğilim çok sıkıntılı. Yani gerçekten ister Balıkesir, ister İzmir, ister tüm Türkiye genelinde buna izin verilmemeli. Bu Balıkesir'in akil insanları, Balıkesir'in her parti ve kesimden yöneticileri bununla ilgili gelişmeleri ciddi anlamda bloke etmeliler. Ve tüm çabamız hani birbirimizi anlamaya dönük olmalı. Eğer bir yerde bir grubun çatışması varsa rica ediyorum o grubun en tepesindeki insanlar oraya gitsinler. Onlar durdursun. Yani buna benzinle gaz dökmek, şey benzin dökmek, buna böyle tekme tokat yumrukla girişmek bana çok doğru gelmiyor. Bu bize zarar verir. Bu bizim Balıkesir'imize, bizim ülkemize zarar verir. Biz Mısır değiliz. Biz çok renkli, çok dilli, çok karmaşık, kozmopolit bir toplumuz. Hiç yani nereden baksan 500 tane Sudanlı geldi. Adam kabilesinde puta mı tapıyordu, şuna mı yapıyordu? Yani sadece göçmenlerimizi düşünün yani. Tabii. 8-9 tane Pomak köyümüz, bilmem ne kadar Çetmi köyümüz, bilmem ne kadar... Bir sürü şeyimiz var bizim yani. Bunu... Biz çok karmaşık bir toplumuz, kozmopolit bir Anadolu'yuz biz. Bu yüzden gerçekten birbirimizden anlamadığımız ve hoşlanmadığımız taraflar olabilir. Ama bu onların karşısında onları vurmak, kırmak, dövmek anlamına gelmiyor. Ve bizim ortak konsensusumuz, üzerinde uzlaştığımız şey modern bir toplum olarak, anayasası olan bir cumhuriyet toplumu olarak yasadır. Valiyi oraya getiren, bu televizyonun açılmasını sağlayan, polisleri polis yapan, askeri asker yapan yasadır. Biz o yasalara göre davranmak zorundayız. Sokaktaki gösterici de buna uygun davranmak zorunda. Eğer şiddet kullanıyorsa, eğer bir yeri yakıyorsa kınıyorum onu, yapmamalı. Lütfen bunu, eğer dinleyen ve bunlara katılan insanlar varsa lütfen bunları yapanlara engel olun. Lütfen bunları yapanları kınayın. Face'te bile olsa küfredeni, aşağılayanı, etiketleyeni kınayın. Bunları paylaşmayın, bunları durdurun. Sadece haber niteliği olan, sadece uyarı niteliği olan ve bilgilendirme amaçlı olanları paylaşın. Varsa olumlu, yapıcı yorumlar yapın. Bunun dışında bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum da ben yani gerek Balıkesir gerek Türkiye bu yapıcı yaklaşım gösterecek. Hani çünkü bu benim çocukluğumda lise yıllarımda çok ünlüydü. Ünlü Dayanışma Sendikası Lehvales Sayı bir işçiyken sendika lideri daha sonra da Polonya'nın Cumhurbaşkanı yapan ya da İRA gibi hani İRA'yı bitiren şiddet olmadı, polis olmadı. Evet. İRA'yı bitiren İngilizlerin uzlaşması oldu. Bitti artık. Baskı bitiren, ETA'yı bitiren Baskı yönetimiyle uzlaşma oldu. Belki o modeli bize birebir uygulayamayabiliriz ama burada da
dayanışma ile Rusya gibi hani herkesin her anını her yeri kontrol eden Stasi gibi galiba Doğu Almanya'daydı ya da Polonya'daki artık gizli örgüt hangisiyse korkunç bir baskı varken bu baskı sadece gençlerin, üreten kesimin, insanların daha çok direnmesine yol açtı. Ya bize çocukken bir şey anlatırlardı işte güneşle rüzgarın hikayesi diye. Hani güneşle rüzgar iddiaya girmiş. Adamın sırtındaki paltoyu sen mi çıkarırsın, ben mi çıkarırım? Rüzgar demiş, benim demiş gücümü, önüme hiçbir şey durmaz. Esmiş, adam biraz sarılmış, biraz daha kuvvetli esmiş. Adam daha çok sarılmış paltosuna. Kasırga olmuş, fırtına olmuş. Adam tutuldukça tutulmuş, bırakmıyor paltosunu. Ondan sonra başaramıyor. Güneş diyor birazcık çekil kenara. Azıcık güneş ışığını göndermesiyle birlikte adam paltosunu çıkarıyor, atıyor üstünden. Yani bu biraz şey gibi, hani bu çocuk hikayesi gibi oluyor. Yani ne kadar tazikle giderseniz gidin şey üstüne direnci değil artırırsınız. Yani. Biraz ışıkla, hani biraz sigortalar ırık bir artar, yani yükten artar değil mi? Evet. Yani doğanın yani, fiziği, kuralları var. Anlattığınız öykü hoş yani. Gerçekten o güneşin temsil ettiği ışığı, bilgiyi, o uzlaşmayı hani biraz göndersek zaten herkes paltosunda maskesini de çıkarsa ya inanıyorum hani polis gaz maskelerini gazı bu kadar atılmasını anlayamıyorum ya. Gerçekten anlayamıyorum. Yani fotoğrafları görünce anlayamıyorum yani. Yani bol bulmuşum boca eder gibi. Yani karşındaki böcek mi de şey yapıyorsun, böcek ilacı sıkar gibi sıkıyorsun. Yani ben de anlamış değilim. Polisimiz bunu de anlamadım. Yani orada emir de alsa insan, karşındaki insan. Evet hani yani lütfen sakin olun. Dünya yani kamuoyuna mesela oturdu o kırmızılı elbiseli kadın resmi. Yani ne zarar olabilir orada sana? 50 tane polis önünde kızın suratına boca ediyorsun gazı. Hani burada da duydum bilemiyorum. Bir çocuğumuzun gazından yüzü yanmış. Hastaneye gidiyor. Polis hastaneden alıyor çıkarıyor çocuğu yani. Hani yok hepsi olur, serbest bırakıldı. Yani bunlar biraz da kışkırtıcı yorumlar. Gözaltına alınanlar, iki gece önce olanlar, dünkü geceyi bilmiyorum hani girmedim. Hepsi serbest bırakıldı. Bu konuda Baro da çok iyi çalıştı. Ben hani emniyeti de bir kötü muamele gördüklerini zannetmiyorum. Peki şey uzlaşmada hani tabii güçlü olan tarafa hani uzlaşma çağrısı yapılıyor da şeylere, eylemciler için ne söylüyorsunuz? Mesela Balıkesir'de olaylar nereye taşınabilir taşınmaması adına? Çünkü biz bize zarar veririz ya. Yani ki hani bir şekilde sakin olmalılar millet ya. Şu anda Suriye'si de kıs kıs gülüyor, Batı'sı da kıs kıs gülüyor. Çok üzgünüm. Yani ben inanılmaz üzülüyorum hani. Yani zaten burada hani inşallah adım atması gerekenler aslında. Zaten bu krizi fırsata dönüştürmeyi bu yüzden yapmalı iktidar ve bunun tabii gibi düşünenler. Yani sizi yıpratan birisi varsa siz ona göre tedbirinizi almanız lazım. Yani, şiddetle değil tabii ki, tedbir dediğim şey o değil. Aynen öyle. Eğer sokağa sopalı insanlar çıkar, bu şiddet daha büyürse sen 10 yıldır 11 yıldır çizdiğin hani sivilleşiyoruz, demokratikleşiyoruz imajını yerle bir edip gideceksin. Çok az kaldı buna yani. Ondan sonra bazı şeyler de bozulduğunda geri alınamıyor Ayşegül Hanım. Tabii. Allah korusun yani. Hakikaten insanımız inşallah o konuda sağduyuludur. Yok sağduyulu bir halkız. Gördüğüm kadarıyla böyle esnafa saldırma yok, şey yok hani değil mi? Hani böyle ben mesela, şunu öneririm yani. Eskiden bu tip şeylerde böyle esnafa zararlar da olurdu. Pek çok fazla yok. Gerçi yok, 20 onu milyonluk zarar falan dönüyor ama genelde herhalde gazmaz tarzı zarardır yani devletimiz. Bir de şimdi şey dedi, haber kanallarını falan eleştirdik de. Şimdi bakıyorum TRT diyor ki 115 tane polis yaralı, 53 tane halktan yaralanan var yani. Bunlar da böyle artık insanları kandırmasınlar değil mi şimdi? Yani şimdi, 115 tane polis yorulduğundan mı yaralandı, ne oldu, ellerim acıdı nedir anlamadım yani. Polis öyle yaralansın ama halk bu anlamda gerçekten sağduyulu ve sabırlı olmalı. Ayşegül Hanım üzerinde koca güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu 1950'lerde cılız, beyaz bir kıyafeti dışında hiçbir şey olmayan Mahatma Gandhi'nin o pasif direnişiyle yıkıldı yani. Yıkıldı, tutamadı Hindistan'ı elinde. Göstericiler ya da böyle düşünmeyen insanların, yani karşı taraf sizle uzlaşmıyorsa yapabileceğimiz çok güzel bir şey var. Biz de onların istediklerini yapmayız. Yani karı koca arasında gibi düşünün. İlla anama gideceğiz. Ya benim anama gideceğiz. Hani gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Ne oldu şimdi?
Hani ya sabahtan seninkine uğrayalım, akşam dönerken de benimkine uğrayalım deyip çözebiliyorsak. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yönetimin gözden kaçırdığı bir şey var. Sokaktaki insanlar, benim gözüm, ben partileri böyle kitle iletişimiyle ilgili eğitimler falan verdim. Ben CHP için düşüncemi söyleyeyim. Hani Emekliler Partisi'ne falan dönüşmüş durumda. Yani ben orada 30 yaşın altında bir insan hiç görmedim. Ama sokaktakiler çok genç. Çok dikkatli, üretken, medyayı çok iyi kullanıyorlar. Çok tehlikeli bir kesimle oynuyor yönetim. Bu kesim üzerine baskı yapılacak bir kesim değil. Yani evdeki çocukları düşünsünler, ne kadar baskı yapabilir artık insanlar? Yapamazsınız. Yani bunlar medyaya çok hakim. Genç zaten farkındaysanız her şey videolar haline getiriliyor. Hemen iki tane rock müzik parçası beslendi. Duman'a bilmem ne gazını salla falan gibi. İnanılmaz bir hızla yayılıyor. Buna bu şekilde engel olamaz. Çatışarak bunu durduramazsın. Sakinleşmeli, yavaşlamalı. Gerçekten yapıcı bir tutumda olmalı. Sokaktaki insanlar bu konuda lütfen hani yasal davransınlar. Balıkesir'e, kendilerine, çevreye zarar vermeyecek şekilde. Böyle bir şey olduğunda mutlaka fotoğraflansın, tutanaklansın. Hemen baroya bildirilsin, tabip odasına bildirilsin. Ve suç duyurularında bulunsun. Şimdi bu çok önemli yani. Kim olursa olsun. O önemli bir şey. Yani şimdi tabii burada orantısız güç kullanıldı ama millet mi verdi onlara bu hakkı? Yasa mı verdi? Hayır. Kim verdi, böyle bir, kimsenin böyle bir hakkı yok. Şimdi, herkes utanır bundan. Biz yani bakın şimdi kaskın altında göremiyorsunuz size zarar veren insanı. Fark etmez. Görünüyor. Görüneni de var. Önemli değil bu. Ama herkes yasal davranmak zorunda. Sayın Başbakanımız da bizler de herkes yasal davranmak zorunda. Bizim patronumuz anayasa. Biz yasal davranmak zorundayız. Buradaki yasaldan kastettiğim hani yasa gereği emrediyorum televizyonu kapatıyorum. Ya da yasa gereği ben buraya bunu yapacağım emrediyorum gibi bir işlem. Hukukiden bahsediyorum. Döner o yani ahimden döner, oradan döner, buradan döner. Türk toplumu batıya, dünyaya entegre bir toplumdur. Bunu yapmazsanız ne olur bunu söyleyecektim. Arnold Toynbee diye bir adam var. Türkiye'yi çok iyi incelemiş bir adam. Müslüman olduğu rivayet edilir. İslam üzerine çok ciddi incelemeleri var ve bugüne kadarki bildiğim en iyi tarih felsefecisidir benim gördüğüm. Şey daha çok Osmanlı'yı parçalama yönünde hareketleri olduğunu ben biliyorum ama. Yani çok iyi incelemiş. O adam düşüncelerini yazmış. Bu adamın bir kuramı vardır. Der ki bir toplum bir sorunu çözemediğinde yöneticiler paniğe kapılır. Ve güvenlik güçlerini arttırırlar. Türkiye'de son 10 yıldır olan şey bu. Yani polis sayısı 240 bin oldu. İstihbarat mesela. Evet. Baskı artar. Fakat sorun çözülmediği için hoşnutsuzluk artar. Tabana yayılır. Hoşnutsuzluk giderek artar. Bunun üzerine baskı daha çok artar ve güvenlik güçleri daha çok artar. Ama yöneticiler bir süre sonra bakarlar ki baskı nedeniyle verim ve üretim azalmış. Vergiler nedeniyle giderler artmış. Güvenlik gerekçeleriyle giderler artmıştır. Ve toplum çöker. Rusya bunu yaşadı. Bu kitabın yazıldığı, bu kitabın adı Tarih Bilinci, E-Yayınlarından çıkmıştır. Şu an piyasada yok ama bulunabilir. Bu kitabın yazıldığı yıllarda Rusya yıkılmamıştı. Ama Rusya bundan yıkıldı. Sen ürettiğin her şeyi, silahı, güvenliğe, şuna buna yatırırsan, bu sefer çok vergi olmak zorunda kalacaksın. Tabii. Çok değil, baskın devam etsin. 2 gün, 2 yıl, 3 yıl. Bu eylemler bitmeyecektir, devam edecektir. 4. yılda, bütçeni denkleştiremeyeceksin. Daha çok vergiyle gideceksin sanayiciye ona buna. Onlar seni daha çok sinirlenecek. Bir kere sen tüm futbol camiasını karşına aldın. Gençleri karşına aldın. Üniversiteleri karşına aldın. Bu olay 6 ay devam etsin. Duramayacaksın ki basını, dünyayı, herkesi karşına alacaksın. Buna gerek yok. Şimdi Esat'ın yanında kim var? Ya Mübarek'in yanında kim var? Ya da onun yerine gelen adam işte el bilmem ne hani. Tabii. Hayır insanlar düzen bozulsun da istemiyor yani. Yani kimi ister? Yani şey şu anda hani kimsenin şeyden yana rahatsızlığı yok yani mevcut yapıdan şundan bundan. Elbette. Yani
bu kadar çok yasakların üst üste gelmesi. Mesela atıyorum bir reyhanda bir olay oluyor, hemen arkasından bir alkol diyorsun. Yani gündemi değiştiriyorsun, başka bir şey yapıyorsun. Oradaki ben, yayını yasaklıyorsun. Bu çok sıkıntı. Mesela gündem değiştirmesiyle ilgili başbakanımız şey diyor, ben bir ülkenin gündemini de değiştiremeyeceksem başbakanlık yapmayayım diyor. Yani bu böyle. Ama de gündemi tek başına belirlemek iddia değil mi? Yani tabii. Sizi huzursuz eden herhalde ben tek başıma belirliyorum. Hani bir dakika, yani başka şeyler de var. Evet. Ya bu ülkede üretiliyor, yaşanıyor, çalışılıyor. Bir sürü şey yapılıyor bu ülkede. Evet. Bununla ilgili tek başına belirleyici olma. Şimdi hafta sonu tabii şeydi, hareketliydi. Hani insanlar da, ama şimdi insanlar işine gücüne gidecek. Ya gitmezlerse, bu olaylar devam ederse bitmeyecek mi üretkenlik? Oradaki esnaflar zarar görmeyecek mi, sıkıntı görmeyecek mi? Yani değil mi? Bu hafta buna belirleyici olacak. Yani evet. Onun nasıl olacağını bilmiyorum ama herhalde geceleri falan devam. Bir de bakın bitse işte de bitmeyecek. İşin açıkçası çok korkuyorum. Yani halkımızın hakikaten yanlış bir şeylere hizmet ediyor olmasından da korkuyorum. Yani, tamam. Haklısınız. Yani haklısınız. Soros'un parasıyla desteklenmiş bir sürü turuncu devrim gördük. Tabii. Yani bu yüzden haklısınız. Ama şu var. Şimdi cin şişeden çıktı bir kere. Bu insanlar, tekrar söylüyorum, en genç, teknoloji en hakim grup. Ben iddia ediyorum, bundan sonrasında internet, şu bu, RTEK, dünyayla entegre. Yani hemen TV kanallarının nasıl başlayacağını size söyleyeyim. Bakın müneccimlik yapıyoruz. Biz hep söylediklerimiz bir yıl sonra Times Store'da burada çıkıyor. Yurt dışında Türkiye'ye yayın yapan kanal kurulacak. Tabii. Göreceksiniz, hemen olacak bu. Tabii, çünkü hani sizin mevcut yasalarınız gerektiğinde başbakan emriyle, çünkü televizyon kanalını kapatmaya gerek yok ki, konuşmuyorlar. Otosansürden zaten. Yani kan gövdeyi götürüyor. Star'da güzellik yarışması vardı. Ha, bu da utanç verici. Tabii. Yani ben yani bu halkın artık o kanalda da izleyeceğini zannetmiyorum yani. Hani en azından gençlerin izleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü en azından yani benim manipüle eden, şey yapan bir kanala ihtiyacım yok. Evet, çok kötü bir sınav verdiler bu kriz için. Evet. Çok kötü bir sınav verdiler. Esad'ın her türlü şeyini gözümün içine sokuyorsun. Suriye halkı diyorsun ama kendi halkına da duyarsız kaldığın zaman iyi veya kötü, yorumsuz ver. Yani sadece görüntü ve evet, yorumsuz ver değil mi? Yani mesela bir kanalda bütün hep canlı yayın yapıyor, hala canlı yapıyor. Sürekli yorum yapıyor da hoş değil, kışkırtıcı. Değil yani. Ama ne yazık ki bir şey olmadığı için insanlar onu izliyorlar, Face'le birlikte onu takip ediyorlar. Şeyi de çok rahatsız edici buluyorum. Hani Twitter denen bir dert var gibi bir cümleyi daha sert söylüyor ama ben bunları konuşmak istemiyorum. Yani böyle kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. Bunlar sadece alet. Bunları iyi kullanırsanız size çalışır, kötü kullanırsanız karşı tarafa çalışır. Tabii. İyi kullandınız geçmişte, hep size çalıştı. Bu doğru bir şeydi, doğru şeyler yaptığınız için. Lütfen hani bu noktada hani bunu anlamaları gerek insanların. Hani bir değişim var, bu değişim Twitter'da olacak, Yahoo'da olacak, Google'da olacak, Face'de olacak ve bunu durdurmanız mümkün değil. İran nasıl durduramıyorsa. Ya, tamamen toplumu kapatmayı mı düşünüyorsun? Öyle bir hayalin mi var? O zaman üretemezsin, vergi alamazsın. Dün konuştuğu ihracat 500 156 milyar dolara dayanan ihracatımızla ilgili, yani Sayın Başbakanımızın cümleleridir. Bunu yapmanın yolu dünyayla entegre olmak. Tabii. Şunu diyemezsin yani. Bu tarafını alacağım, öbür tarafını almayacağım. Yok böyle bir şey. Tabii. Bu uzlaşacaksın benimle. Bu ülkeye bugün yabancılar gelecek, içki de içecek. Yarın Çinliler gelecek, köpek eti de yiyecek, Kazaklar gelecek, at eti yiyecek vesaire. Hani ben işte Londra'da, Basel'de, şurada böyle Çin mahallesinde dolaştığım zaman gerçekten envai çeşit mahlukatın etini satıyorlar. Özel izinleri var. Hani garip buluyorsun ama orası Çin. Ne yani? Çin'e ait yani. Kimse yağmalamıyor orayı. Yani biliyor. Vejeteryanın da dükkanı var. Sen bunu bu anlamda yasaklama lüksüne sahip değilsin. Denetleme lüksüne sahipsin. Aynı gençlerle ilgili eğitimle olduğu gibi. Denetle ama baskı yapamazsın. Burada sıkıntı var. Evet. Kısa bir ara verelim Sedat Bey, aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım o halde. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın işte reklamlara geçmeden önce özellikle hani eylemcilere de, sizin de tabii takipçileriniz var, programımızı izleyenler var. Genç kitle özellikle daha fazla bu konuda. Birazcık daha hani soğukkanlı olmak, sakin olmak,
sağduyu da olmak, bu terimleri de hani biraz terimler üzerinden gittik ki uzlaşmacılık ve hoşgörü biraz açalım istedik. Hani sakin olmak ve sağduyulu olmayı nasıl çözümleriz, nasıl hallederiz? Yani biz biraz tabii gazı da seven milletiz, gaza gelen evet milletiz. Belki çok çabuk kışkırıyoruz yani. Çabuk gaza geliyor dedi, bu kadar gazlamış olabilirler insanları. Bu şeyi nasıl çözebiliriz? Yani burada kimlere görev düşüyor? Birkaç yani pratik öneri de bulunayım. Yani iş çığırından çıkmadan, hani iş çığırından çıkma noktaları vardır ya, mesela o kırmızı kadınlara gaz sıkılması gibi ya da panzerin altında kalan evet, gencimiz gibi. Oralar suç. Hemen kayıtlar alınacak, plakalar alınacak, fotoğraflar ve şeyler paylaşılacak. Zaten paylaşılıyor. Yani tabii, binlerce göz var, milyonlarca göz tabii var. Şimdi bugün askeriyede sorgulanıyorsa paşalar da şey bile dokunulmaz değil. Çok üzgünüm ama panzeri öyle süren adam da, sürdüren adam da ne yazık ki yargılanacak ve muhtemelen kasten ölüme sebebiyetten hani 12 yıl falan onun cezası yargılanacaklar. Hani biliyorsunuz Nazilerde de en çok savunma, Nürnberg duruşmalarındaki en büyük savunma emir aldık o yüzden yaktıktı. Ama emir yasa dışıysa uymayacaksın diyor. Bizim yasamız böyle diyor. Tabii. Böyle bir şey olamaz. Tabii şimdi başbakanımızın hani bu askeri vesayeti kaldırması çok güzel değil mi? Kesinlikle. Hep konuştu, askeri vesayeti kalktı. Hiçbir paşa dedi dokunulmaz değildir dedi. Hiç kimse değildir. Bu anlamda tabii emniyet de aynı şekilde dokunulmaz olmamalı yani. Şimdi yani bu tabii ki vay hesap soracağız de değil derdim ama şu var. Gerçekten insanlar sakin ve yasal davranmalılar. Yasa söylüyor zaten bunu. Yöneticiler de buradaki yasaları uygun yorumlarlarsa büyük bir sıkıntı çıkmayacaktır bence. Ben Balıkesir'deki her iki kesimden gençlere, özellikle de iktidar yanlısı insanların, gençlerin ailelerine şunu rica ediyorum. Lütfen çocuklarınızın yanlarında olun. Lütfen. Biz Balıkesirliyiz ya, hepimiz bir şekilde akrabalığımız var, şu var, bu var, aynı yerden alışveriş yapıyoruz. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz yani. Böyle çirkinliklerin olmaması için yan yana olmalıyız. Ve eline sopa alan, eline ne bileyim bir şiddet aleti alan, şiddet kullananları hep birlikte tanıyorsak bizler durdurmalıyız. Sakinleştirmeliyiz. Hangi kuruma ne görev düşüyorsa, hangi bireye ne görev düşüyorsa. Bu noktada da ben bu cumartesi günüydü galiba, hani su şişeleri falan atanlar vardı polise. Bunlara kendi aramızdan engel olmalıyız. Yani çok provokatif davranışlar bunlar, doğru değil. Yani ben burada zaten meraklanmasınlar, endişelenmesinlerdi. Böyle bir hareket kendi örgütlenmesini çok hızlı yapar internetten. Kendi liderlerini, sitelerini, şununla bununla çıkarır. Ve bunu da politize etmeden de çıkaracağını düşünüyorum. Hani CHP'leşmeden ya da sola ya da sağa kaymadan yapacağını düşünüyorum. Burada bu insanlar doğru şeyler söylüyorlarsa tartışabilmeliyiz. Bu demokratik, yasal, uygun olan düşünce suç olmamalıdır. Yani ben KCK davası yargılananları serbest bırakabiliyorsam, APO'ya özgürlük konuşulabiliyorsa ben bunu niye konuşamayayım yani? Konuşabilmeliyiz. Bu bir fırsattır zaten. Ama şiddet olmadan. Bu direniş adı altında bu eylemlere katılan herkes için de geçerli. Sağduyulu bir şekilde kışkırmadan, gaza gelmeden, internetteki paylaşımlarda provokatif olabilecek. İşte dün haber geldi. Antalya'da 10 ölü. Ya ben hemen uyardım çocukları. Lütfen paylaşmayın yani. Bakın teyit edilmedi. Haberlerde yok. Yabancı basında yok. Beklediler, beklediler. Antalya'da yaralı var. Sadece. Bu anlamda teyit etmeye doğru bilgi önemli yani. İşte onun için hani televizyon kanallarının, çünkü süzgeçten geçen kanallar, teyit eden kanallar, bu haberleri vermesi çok çok önemli. Haber keşke kanalı diyen, yani haber kanalı değilsin artık sen, yani haber vermiyorsun artık, haber kanalı tabii değilsin. O üç kanalımız var hani sen haber kanalı. Sen iPhone, iPad gibi böyle bir eğlence aletisin sen. Hani arada bir açıp böyle yarışma izlediğimiz falan. Hani. Yani hayır, şimdi ben diyorum ya, tematik kanal olur, böyle daha farklı bir dramatik kanal, ama bunlar eğlence haber kanalı. Tamamıyla haber veren kanallar yani. Oyalama temalı kanallar onlar. Yani şimdi eğer düzgün yapsaydı işte belki bu kadar şeye de meydan kalmayacaktı. Doğru söylüyorsunuz. Şu oluyor, burada o oluyor. Büyük sorun oluyor. Ben inanıyorum ki ilk günlerde hani oraya valisi gitseydi, emniyeti gitseydi, şusu gitseydi, busu gitseydi, insanların tepkisi ağaçlar falan değil. Sadece siz son derece masum istekleri olan insanları niye dövüyorsunuz diye
Çok ciddi bir tepki oldu. Yanıt daha çok döveriz abi olunca bu sefer o zaman bize daha çok direniriz oluyor. Yani orada bir sıkıntı var. Bunun kırmanın yolu hani iki keçi köprüde karşılaşmış, ikisi de düşmüş. Bunun olmaması lazım. Çocuk masallarından gittik bu şeyde. Bence birimiz çekilelim, öbürü geçsin, sonra öbürü de geçer. Ha şu var. Zaten oynamaya koy o zaman belediye seçimlerinde. Olsun mu bu proje? Sorun orayı çok aştı. Sorun yani, orayı çok aştı. Hayır, şimdi sen kentine bir şey yapılmasını istemiyorsan halk niye diretiyorsun yani? Sorun orayı çok aştı. Zaten hani Sayın Başbakanımızın da istemediği bir noktaya geldi bence. Çünkü 10 yıldır çalıştığı bir imajı çok ciddi hırpaladı ve zarar verdi kendine. Yani, en büyük zarar bence burada başbakan görüyor. Tabii. Yani işte onu görmemek adına yine kendine kalıyor adım atmak. Umarım yani umuyorum. Çok doğru bir şekilde değerlendirir bu hani bu fırsatı krize çevirmek dediğiniz tabiri. Bu bir erdemdir. Yani daha çok insanların gözünde yükselir yani ben öyle inanıyorum hani. Tamam. Vallahi yönetime verecek tavsiyeyi ben vermeyeyim. Şey Edeb Ali Osman Bey olduğunda söylediği, artık beysin. Yani hata bizi affetmek sana, büyüklük sana, kusuru kapatmak sana diye bir muhteşem bir nasihatnamesi vardır. Evet. Hani bey, bey gibi davranmalı. Bu bir erdemdir. Gençlerin hataları vesaire oluyorsa da bununla ilgili durulmalı. Yani gençlerin hataları oluyorsa da bu ülkeyi yönetecek gene gençler yani. Geleceğimiz onlar. Yani, evet, onlar vatan haini değil. Yani bu ülke iyi ki bakın iyi ki varlar biliyor musunuz? İyi yani, ki kaygılıyız bu ülke için. Yani, yani şey sonuçta sizin hareketiniz de örnek olacak gençlere bir başbakan olarak. Yani iyi ki Irak işgalindeki gibi Amerikalıları böyle kucaklayan falan değil de böyle dikkatli, kaygı duyan, ağacına, gencine, İstanbul'una, İzmir'ine kaygı duyan bir toplum var burada. Ben bu anlamda bu toplumu çok seviyorum yani. 99 depreminde de bu hisse kapılmıştım. Orada da devlet yoktu. Ama halk vardı. 3 gün devlet yoktu. Rahmetli Sayın Ecevit uyanamadı olayın büyüklüğünü. Ben gönüllüler arasındaydım. Ama Bursa'dan, Yalova'dan fark eden, neredeyse insanlar yüzerek ulaştı oraya. Yani yaşlı başlı amcaların böyle tır 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 motorlu eski Anadolularıyla falan ekmek yemek su taşıdıklarını gördüm yani. Ve sadece yaşlısı zengin, fakiri değil. Bursa Turing Kurumu, Yol Sporları Kurumu mesela 7. gündü galiba ulaşılamamış Yalova'nın da ormanlık alanlarına. Bu insanlar 4x4 cipleriyle bilmem neleriyle bunlar ekmek su yemek taşıdılar yani. Orada de halk vardı. Bu halk kriz anında çok güzel bir araya gelebilen bir halk. Bu halk anlayan bir halk. Yani kabile muamelesi yapamazsın bu halka. Hayır. Çoğu insan bilmez. İngilizcenin yazılı metinleri 6. yüzyıla dayanır. Evet. İngilizcenin yani Fransızcanın 5. yüzyıla, 7. yüzyıla dayanır. Türkçenin yazılı metni İsa'dan önceye dayanır. Kutatku Bilik yazıtları. Tabii. İsa'dan önce. Yani binli yıllara dayanır. Ve Türk ulusu diye başlar. Tabii. Ey Türk budunu diye başlar yani. Bu toplum 3000 yıldır toplum, 3000 yıldır devleti devlet. Var. Tabii. Biz 3000 yıldır bu kadar badire atlatmışız. Hani Gezi Parkı'ymış, o partiymiş, bu partiymiş. Geçecek bunlar. Bunlar da geçecek. Anadolu'nun o kadim lafı Bizanslardan bizim aldığımız bu da geçer yahu lafı gibi. Bu da geçecek. Ve biz tekrar kardeşçe güzel güzel yaşayacağız. Ama hani önceki sistemi niye eleştiriyorduk? Önceki sistemler ağa paşa, bürokrat hükümdarlığıydı. Bunu yıkmasını istiyorduk. Bu yüzden demokratikleşmek için bu insanlara bu kadar kaç seçimdir ödün verildi, pay verildi, oy verildi. Tabii bütün vesayetleri kaldırıyor. Aynen. Tüm kaygılarımıza rağmen, tüm sıkıntılarımıza rağmen. Ama başka bir tahakküm olacaksa kusura bakma sen de gidersin o zaman. Bu mesajı almak zorundasın. Yani bu halk asıl. Ve biz kim ne derse desin bu topraklarda bizim çocuklarımız daha demokratik, daha aydınlık yaşayacak. Daha ışık dolu, huzurlu yaşayacak.
İnanıyorum ki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra AKP olmasa da başörtülü birine sokakta biri bir şey dediğinde herkes birden ne diyorsun sen diyecek yani. Biz bunları konuşmayacağız. Buna çok ihtiyacımız var. Evet, Sedat Bey dediğiniz gibi 3000 yıllık bir halk, 3000 yıllık devlet olan, geleneği olan bir millet mutlaka hani bu işleri de aşacaktır. Dediğimiz gibi hani yeter ki sağduyulu olalım. Hani gençlerimiz sakin olsun. Çünkü onların enerjisi de çok farklı. Hani o gençlik enerjisi, heyecanı çok farklı. Tam okulların kapanmasına yakın bir dönem, sınavların olmasına yakın bir dönemde gençlerin zaten kendilerine ilişkin bir sürü kaygısı varken bir de bu tür yerlerde aslında bir enerji boşaltımı gibi oldu bir yandan da. Sıkıntı onlara var. Onlara öfkeliler. Mesela dün bir ikisiyle konuştum. Şifreyle, skandalıyla ilgili tepki göstermişler. Bu yüzden de yargılanmışlar biliyor musunuz? Yani aslında tepkisi oraya adamın. Tabii. Yani herkesin bir hissesi var mı? Yani çok da üzüldüm. Yani adam şifre skandalına tepki göstermiş ki hatırlarsanız şifre vardır diye evet. Mahkeme karar vermişti yani. Evet. Bunu tepki gösterdikleri için yargılanmışlar ve ceza almışlar. O kadar üzüldüm ki yani bunu hak etmiyoruz yani gerçekten hak etmiyoruz. Polisin sakin olmasında fayda var. Öfkeliyse güç senin elinde zaten. Karşındaki ne yapacak? Petişir plasta ne yapabilir sana yani? Ya, yapamaz mi? Yani. Bu noktada. Ben hemen şey sorayım. Siz hekimsiniz en nihayetinde. yani psikiyatri uzmanlığının dışında belki bir sorun ama hani sonuçta aldığımız temel eğitim içerisinde. Şimdi bu kadar gaz vesaire sıkıldı. Bebekler falan da vardı. Çocuklar da vardı. Çok büyük sıkılan ortamda evlere de kaçıyor. Gaz işte dediğim gibi çoluk çocuğa da geldi. Yani herkese geldi. Hani o ortamda böyle sıkıntıları var mı sağlık açısından? Organiktir falan var, diye. Var var. Vakti zamanında. Şimdi organik. Organik ne içeriyor? Kapsikain denen bir şey içeriyor. Bu bildiğimiz acı biberin içindeki acı maddeyi içeriyor. Herkes bilir. Acı yediğin zaman su içmek onu hafifletmez. Hani ekmek ye filan derler o yüzden. Hani yağlı bir şeyler yemelisin. Yağ çözüyor kapsikaini. Bu yüzden hani maruz kaldığınız zaman onu yıkamak sadece canınızın acısını arttırır. Sabunlu suyla yıkayıp yani 10-15 dakikada uzaklaştırmak lazım. Göz mukozasından da öyle sürekli bir suyla uzaklaştırmak lazım onu. Limon muhtemelen ya asit içerdiği için onu bozuyor ve o sayede o yakmaya engel oluyor. Yani limon sitrik asit içerdiği için. Deriden temizlenecekse bu bebe yağı gibi bir şeyle temizlenmeli. Çünkü yağlı erik onun acısını hafifletebilir. Ya da alkali bir solüsyonla yani zaten Face'te falan okuyabilirler. Keşfetti bunu göstericiler. Talsit ya da renili sular hazırlıyorlar. Böyle fısfıslarla bir şeyler evet, yapıyorlar. Evet onları sıkıyorlar, onları kullanıyorlar. Ya da daha öncesinde yağlı bir şey sürerlerse hani bu anlamda hasar görmezler. Ama buradaki sıkıntı kapalı yerlerde kullanıldığında herkesi solunum güçlüğü yapabilir. Astım hastaları, bebekler ve yaşlıları çok zora sokabilir. Polis bu konuda çok itinalı olmalı. Yani dünyanın her tarafında kalabalığa copla girmenin ya da gaz atmanın temel mantığı dağıtmaktır. Cezalandırmak değildir. Tabii. Zaten ambulansa girmiş adama, bir dükkana kaçmış adama. Yani dağılmış zaten yani. Bilemiyorum. Yani oradaki mantığı bilemiyorum. Ya bu konuda gerçekten ara kademedeki yöneticilerimizin, ildeki yöneticilerimizin çok sakin, sağduyulu olmasında çok fayda var. Yani 5 değil 2 tane gaz attıklarında zaten oradaki kalabalık çekiliyor. Yani korkuyor insanlar. Mutedil insanlar bunlar ya. Yani çoluğuyla, çocuğuyla, bebeğiyle, sırtında bebekleriyle yürüdüğü insanlar. Militan insanlar değil. Değiller yani. Ya görmesem hani katılmıyorum çapulcu terimi gördüm yani vardır arada provokatör ama onları yapmayın etmeyin yani hatta partilileri ittiriyorlar. Yani bir parti ya da bir şey yaklaşıyor. Hayır biz sizden değiliz biz buraya sadece tepki veriyoruz diyorlar. Tabii. Sakin insanlar. Yani sakin olunduğunda bunlara da gerek kalacağını düşünmüyorum. Göz mukozası sıkıntılı bol suyla yıkanıp uzun süre arıtılarak ancak geçebilir. Dinlenilmeli ama göze ağır zarar verebiliyor. Deniz gözlükleri takmışlar mesela. Baktım bazıları.
Doğrudur. Yani yüzücü gözü, deniz gözü takan bir sürü yöntemler geliştiriyorlar. Ama o basınçlı suyla vurmak ya da direk atmak çok tehlikeli. Yani o silahların gücü çok tehlikeli. Yani ya ne olur sakin olsunlar. Tabii. Bakın karşında düşman yok. Düşman yok. Yani üretip sana veren bir halk var yani. Bir yıl sonra, 3 yıl sonra belki bu iktidar hani gördüğüm kadarıyla en azından 3 seçimi birden alamayacak gibi duruyor böyle giderse. Hani olmayabilir. Olmayabilir yani. O zaman ne yapacaksın? Utanç duyacaksın yani. Doğru değil yani. Yaraladığı insanlar... Ben inanıyorum ki 10 yıl süren yine davalar olacak. Bedeni yine gariban halkın içinden gelen memur, polisler, tazminatlarla, bilmem nelerle, emniyet müdürleri ödeyecekler. Yani yazık yani buna. Çünkü bununla ilgili bir sürü dava açılıyor yani. Belki gösteriş olsun diye evreni açılıyor ama onun altında bakın. Hani şu an ordu çekmiyor mu bundan? Güneydoğu'daki olan olaylara bir sürü astsubay hapiste, subay hapiste, tazminat davası, o davası, bu davası. Hayatları kararıyor yani. Dün öyle demiyordun abi, yani bugün böyle. Böyle bir şey olmaz. Yasal davranacağız. Polis de olsak, asker de olsak, vatandaş da olsak yasal davranacağız. Bu ülke bize lazım, insanlarımız bize lazım. Ve 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ben de olmayacağım, o da olmayacak, bu da olmayacak. Ama o gençler olacaklar. Ve bizim bugünkü iletişim biçimimiz olacak. Biz konuşuyorsak onu çocuklarımız kopyalayacaklar. Diyecekler ki büyüklerimiz konuşuyor, anlaşıyor. Ya da biz bu insanlarla konuşabiliyoruz, büyüklerimize konuşabiliyoruz diyecekler. Ben bile tuzağa düşüyorum, farkında mısınız? Büyüklerimiz konuşuyor, anlaşıyor diye. Hayır, çocuklar bunu istemiyor. Diyorlar ki, beni duy, şifre skandalında var mıydı gerçekten? Kim yaptı? Çıkar bunu diyor. Ben de konuşmak istiyorum diyor. Dinlemek lazım. Beni dinliyor bunlar, araştırıyorlar dediği anda bu olay bitecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Sadece bu iş için demiyorum. Tüm Türkiye demokratikleşme sorununu çözecek yani. Şeyler mesela Davutoğlu'nun falan işte Facebook'una bakıyoruz, herkesin ne paylaştığını biliyoruz falan filan söylemleri. Çok yani terbiye sınırlarının dışında buluyorum bu cümleleri. Şimdi Cem Yılmaz'ın paylaştığı söylenen bir Face'te bir şey var. Bizden iyisini nereden bulacaksın diyor. Ayşe Hanım, insanlar Face'ten paylaşıyorlar, şurada sıkıştık yardım edin diye fotoğraflar paylaşıyorlar. Bunları da yayıyorsunuz. Çünkü yapılan yasa dışı. Yapılan yasa dışı. Yani bundan daha başka bir cümle var mı yani? Cem Yılmaz'ın orada kurduğu bir cümle var. Bizden iyisini nereden bulacaksın? Ben 23 yıl mecbur hizmet yaptım. Yani. Öyle yerlerde çalıştım, köpeği bağlasan durmaz. Gıkım çıkmadı ya yani. Şimdi mi tukaka olduk? Vergimi de veriyorum, çalışıyorum da, suç da işlemedim. Face'imde de paylaşırım, sana ne? Düşünmenin nesi suç ya? Düşünmenin nesi suç yani? Burada söylediğimden başka bir şey söylemiyorum ki. Sakin olun. Yapmayın, bu doğru değil. Bunu böyle paylaşın, yapılan doğru değildir. Dinleyin insanları. Yani eğer bunu siz, ben seni fişliyorum diyorsan, böyle bir çaba içindeysen, bu çok yapıldı be. Bu çok yapıldı yani. Ama bir işe yaramadı, kusura zaten bakma yani. Hani en çok sıkıntısını çeken de gene bu iktidardaki kişilerdi. Yani fişlemenin en çok sıkıntısını çeken değil mi hani? Ya onlar da sıkıntısını çektilerdi. Müdahalesine... 12 Eylül'de en büyük darbeyi aşırı sol ve sağ gruplar aldılar. Korkunç acılar çektiler yani. Ne oldu? Hepsi şu an iktidarda. Şunda bunda parti başkanı, şu başkanı, bu başkanı. Evet. Yapanlar da içeride. Yapanlar da içeride. Doğru. Bu yüzden bu yani bunların bunlar iyi olmalı. Yani bunlar iyi çözümlenmeli. İyi bakılmalı. Biz böyle peki, fişlemeyle olacak iş değil. Biz de yani. Allah korusun. Şimdi biz bu Arap baharlarını gördük. Hani çok ciddi bir tecrübe hani önümüzde. Tabii biz onlarla bir değiliz diyoruz falan ama bu işi sonuçta hani bu işin altını bakanlar, inceleyenler oradaki olayların hayır, tamamının değil. Hep dışarıdan kaynaklı, özellikle Yugoslavya destirilen aktivistlerin çıkarttığını Ayşe, falan söylediler. Yani bizde de böyle bir şey var mı acaba? Ayşe, hani Allah ben korusun, Mısır'ı kötü bir gördüm. Şey, yani kötü bir şeye alet olmasın gençlerimiz. Ben Mısır'da
bulunduğum sırada her köşede polis vardı. Tam bir polis devletiydi. Polis devleti dediğim gibi sıkıntısı şu, bir süre sonra dejenere olduğu için yetemiyorsun da başka bir herkes seni küt diye devirebiliyor. Tahmin ediyorum o gün polislik yapıp baskı yapanların hepsi çok ağır bedeller ödemiştir. Ama Mısır, Gürcistan, Romanya vesaire baktığınız zaman çok küçük nüfusları olan ya da hiç üretimleri olmayan toplumlar. Dünya ile entegre değil bu toplumlar. Yani Mısır'a turist gitmesinden bahsetmiyorum. Türkiye ise öyle değil. Şimdi 156 milyarlık ihracatınızın daha fazlası ithalat yapıyorsunuz. Bu korkunç rakamlar bunlar. Yani siz bu hızla büyümeye devam ederseniz dünyanın en büyük ilk 5 ekonomisine gireceksiniz 10 yıl içinde. Şimdi Rusya'yı nasıl kapatamıyorsun? Yani Türkiye'yi kapatamazsın yani. Bu ekonomiyi durduramazsın. Sen oradan para alıyorsun. Tabii. İktidarda sen olabilirsin ama sen sırf seçimle geldin, gideceksin oradan. Sen sadece toplanan parayı, vergiyi dağıtma ile ilgili yasaları, şunları bunları çıkarıyorsun. Sen orayı bırakacaksın. Kimse topladığın, kalan bir yer değil. Aynen öyle. O ama söylüyorum. Senin topladığın, tabii. Tabii o anlamda mahkeme kadıya mülk değil anlamda söylüyorum. Bana ne kalsın, daha çok kalsın, daha iyi çalışsın, daha çok kalsın. Tabii. Ama senin topladığın para üretimden geliyor. Sen güvenliği bozarsan ve parayı iyi harcamazsan, altyapıyı harcamazsan bu sefer üretimin düşer. Türkiye bu yüzden böyle bir şeyi kaldıramaz. Tabii. Kaldıramaz yani. Hatırlayın, zaten Refah Yolu da yıkan şey 2001 ekonomik kriziydi. Tabii. Şimdi zaten bizim yani küllerinden kalkan bir milletiz diyoruz ya, yani 10 yıl savaş geçirmişsin ve her şeyi tüketmişsin. Bütün üreten nüfusun savaşa gitmiş vesaire. Kadınlar kalmış, çocuklar kalmış. Hani onlar üretememiş, şey yok, teknoloji yok. Oradan şey çıkmışsın yok. Yani. Yani sıfırı tüketmişsin, iflas etmişsin. Böyle bir şeyden tekrar üretimden çıkmışsın. Yani, ülke şu an çok zengin, güçlü bir ülke. Çok güçlü bir ülke. Maşallah. Yani ben böyle bir şeyi tolere edeceğini zannetmiyorum. Yani bak, zaten bu döner hemen. Tabii. Yani zaten şeydir hani... şu anki tepkiler de mesela sistem değişsin, düzen değişsin, parti değişsin falan diye değil. Sadece yeter artık bizi anla söylemleri yani. Bunları... Yani şimdi hiç girmek istemiyorum ama ben size bir yorum yapayım. Bundan sonra daha iyiye gitmez. Yani bu düşünce için olanlar için söyleyeyim, daha iyiye gitmez. Ama yumuşak davranır, sakin olunursa doğrusal bir inişle yavaş yavaş azalabilir. Yani oy oranları düşer, düşecektir bundan sonra. Böyle gidebilir. Ama sizin söylemeye çalıştığınız tehlike şu olabilir. Bu olay çığırından çıkar. Evet. Sokaklarda çatışmaya dönüşürse parabolik olarak iner. Allah korusun yani. Hayır, Türkiye'ye bir şey olmaz. Türkiye'ye bir şey olmaz ama milletin evladı ne olur? Yani ya zaten işte oradaki tepkimiz bu değil miydi? Çocuklarımızın hayatları değişti. Yani şimdi mesela bakın, şimdi o İstanbul'da o panzerin altında kalan mesela ailesini düşünün. Ya da kafasından travma geçen kaç kişi var hani. Şimdi biraz önce onu düşün, onun bir daha hayatları nasıl olacak? Yani duygusallaştım böyle, yerde kestik ama geçmiş dönemdeki itirazımız buydu. Ağa paşa bürokratın hükümdarlığı vardı. Sistem genç insanların kanıyla ve etiyle besleniyordu. Bizim fedakarlığımız ayakta duruyordu. Ya bunu istemiyorum yani. İnsanlarım ölmesin. Mehmet çok değerli, Ayşe çok değerli. Vergimin nereye gittiğini bilmek istiyorum. Hangi kararı niye aldığını bilmek istiyorum. Nasıl çıkarıyorsun, neye dayanarak bunları bilmek istiyorum. Bu ukalalık değil. Ben halkım. Böyle olmayan hiçbir iktidar duramaz. Ve üzgünüm. İşin çelişkisi şu. Bunu gecekonduya, bunu köylüye, bunu mütedeyyin dindar kesime, Anadolu'yu öğreten Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan'dır. Yani bunu öğrettin. Başkalarını sorgulamayı öğrettin. Ama sen sorgulanırken de lütfen, lütfen anlayışlı ol. Lütfen biz kötü niyetli değiliz. Biz sadece dinlenilmek, diyalog, iyi niyet istiyoruz. Ha bunu şey anlamda da söylemiyorum. Böyle direniştir, bilmem nedir, bu anlamda söylemiyorum yani. Ama şunu görmeleri lazım. Hani yazarını hatırlayamıyorum. İş Bankası'nda vardır. Büyük Güçlerin Yükselişleri ve Çöküşleri diye bir kitap. Çok güzel bir analizdir. Yani hesabı iyi yapamazsanız ve
kitleyi ayaklandırırsanız doğrusal inmiyorsun. Şöyle bitireyim. Bu oy oranları zaten düşecek. Neden? Perikles Atina'nın en parlak dönemini yaşatmış adamdır. Seçimler olmaktadır. Oy kullanılacak. Kör bir adamın oy kullanmayla ilgili zorluk çektiğini görür Perikles. Ve Atina'nın en başarılı adamı. Yani Ispartalılar yenilmiş, Persler yenilmiş, Atina imar edilmiş. Atina çok güçlenmiş Perikles zamanında. Üçüncü dönemdir orada. Kör adam yaklaşır, oy kullanmasına yardım etmek için o zamanlar kiremitler üzerine isim yazılaraktan ya da işte kavanozlarda isimler var, onları atıyorsunuz, o sayılıyor. Der ki Perikles, kime atacaksın amca der, hani adını yazayım. Oğlum der, Perikles yazma da kime yazarsan yaz. Çok bozulur Perikles buna ve der ki, ya neden ya, bak bu kadar imar, bak güç, güvenlik bilmem ne. Oğlum bıktım artık der ya. Her yerde o var, o her yerden o çıkıyor. Yeter artık, başka biri olsun der. Hani burada imajın yıpranması da var aslında. Baktığınız zaman sosyolojik olarak. Bu anlamda çok iyi gitmeyecektir. Bir de gerçekten çok iyi götürebileceği ve 10 yıldır çok iyi götürdüğü imajı çok kötü bir çizik atıldı şu an. Bunu toplaması lazım. İşte şey, onu diyorum ya, yani hükümeti yıpratma çalışmaları aslında olarak da ama bunu orası yapıyor. Ama işte onu diyorum, yani bu hükümeti yıpratma çalışmasını hedefleyenlerin ekmeğine çok güzel yağ sürüyor yani hani. Bu anlamda bunu A plan tutmalısı, B planına geçmek lazım. İlk yapılacak şey nedensiz ve orantısız şiddet acilen durdurulsun. Tabii. Gerçi artık şey çekildi herhalde Taksim Meydanı'ndan falan polis herhalde. Bakın bir sorun oldu mu? Tabii. Değil mi? Kutladılar, yani bitti, çekildiler ya. Tabii. Yani buna anlatılıyor yani. Tabii. Tabii ki Sayın Başbakan haklı, her yerde sürekli gösteri olmaz. Gerçekten insanların ulaşması lazım. Bir sürü şeyin yapılması lazım. Ama bu noktada zaten bir sürü yönetim bilimi var. Her şeyde Sayın Başbakan karar vermemeli yani. Oranın valisi var, emniyet müdürü var. Bırak yasal haklarımızı dilekçe veririz. Uygun değillerse uygun değil diyorlar. Biz bir sürü engellerle ilgili gösteri yapıyoruz. Valiliğe yazıyoruz. Onlar burada yürüyeceksiniz diyor. Orada yürüyoruz yani. Kimse kimseyi dövmüyor. Yani bir sıkıntı yok. Biz bunu burada halledebiliyoruz. Bırak inisiyatif kullansın yöneticiler. Allah yani aşkına. Çok güzel şeyler oluyor. İşte böyle mesela çok güzel bir Türkçe olimpiyatları vardı. Bak gölgede kaldı yani, hiç şey olması, o kadar ne hazırlık ne vesaire. Hatta taraf olarak algılanacağı için özellikle gölgede kalacaktır. Yani aslında zarar veriyor çatışma. Bu kadar güzel bir faaliyet çok zarar veriyor. Şimdi dünya çapında güzel, muhteşem bir organizasyonunuz, dünyanın her ülkesine barış mesajlarını verdiğiniz bir organizasyon düzenliyorsunuz değil mi? Orada bir güzel bir şey varken bu tarafta olan olaylar... Hani hakikaten şey yapıyor. Ben dün çok üzüldüm. Suriye, Türkiye'ye vatandaşlığına zulmetme diye yani dünyaya şey, mesaj yayınladı. Çok üzüldüm yani. Bu tip şey, insanların terbiyesizliğine de maruz kalmak kötü bir şey. Tamam yani. Da söyletme abi bunu yani. Evet. Bu noktada biz... Yani eleştirdiğin hani şeydir, kul kınadığını görme yaşamadan gitmezmiş bu dünyadan. Bir yandan Allah korusun, hani insan çok korkuyor hakikaten. Ben çok korkuyorum. Yani vatandaşımızın duyarlı olması, değerlerine sahip çıkması çok güzel bir şey ama... Bu programı bunun için yapmıyor muyuz yani? Yani bir yerde de hakikaten hakkı da teslim etmek lazım. Yani bunu kim... o tarafta, bu tarafta işte bu uzlaşmayı bir an önce sağlaması lazım. İnşallah Ayşegül Hanım. Elimden bu geliyor, bunu yapmaya çalışıyorum. Buna fırsat tanıyorsunuz, teşekkür ederim. Umuyorum çiğ yaklaşımlar falan biter. Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi korkuyla bir şey olmaz. Bu devirde olmaz artık yani. Tabii. Bitti o. Şimdi eskilerde oluyordu belki ama nüfusu belliydi, güç belliydi. Dünyadan bir haberdi insanlar. Kanal yoktu. Tüm kanalları kontrol edemiyorsun. Şimdi kontrol edemez. Tabii. Şimdi ediyorsunuz ama ne oluyor? Olmuyor yani. Gene olmuyor. Olmuyor. Öyle şey olmaz. Umuyorum bunları çok güzel atlatır ve sakin sakin psikiyatri konuşuruz. Herhalde gelecek hafta yaza girerken çocuklarımıza ne yapmalıyız, balolarda ne olmalı vesaire, sabah yayınlanan programı da insanlar internetten izleyip dinleyip izleyecekler. Umuyorum onlar da faydalı olur. Ama bu konu önemliydi. İnşallah bir nebze faydamız dokunur. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, böylece bir biz bizden daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toplum olarak inşallah esenlik günlerinin olduğu, yine huzurumuzun devam ettiği
bir toplum oluruz. Bu sıkıntılar da bir an önce biter. Üzerlerine kim ne görev düşüyorsa en sağduyulu şekilde yerine getirir. Biz bir tabii ki Arap toplumu değiliz. Binlerce yıllık geleneği olan bir milletiz. Bir kadetçe geçirmişiz bir arada. Biraz dikkatli olalım. Çocuklarımızın heyecanına birazcık daha sahip çıkalım. Doktor Bey'in dediği gibi bir yerlere gidiyorlarsa en azından yanlarında olmaya çalışalım. Çok küçük çocuklar bile bakıyorsunuz hemen bir heyecan bir şey. Yani bir oyun gibi bile görüyor bazı gençlerimiz bu meseleyi. Çok sağduyulu olmakta fayda var. Gereksiz provokasyonlara da internet ortamlarına özellikle de dikkat etmek lazım. Teyit etmediğimiz hiçbir haberi de lütfen paylaşmayalım internet ortamında diye. Kim dinler tabii bizi bilemem ama İnşallah. Sesimiz bir kişiye de ulaşıyorsa önemli buluyorum ben onu. Sevgiyle, esenlikle kalın sevgili izleyicilerimiz.